Arkadaşlar bugün ailemle beraber kendi gökyüzü adalarımızı yapacağız. Hadi bakalım yapmaya başlayalım. İlk önce kafa kısmından başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi kafamızı yapacağız. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamamdır Ferit, dairesi yapmaya başladık. Oo, benimki bitti. Tarık saçmalama oğlum, daha yeni başladık. Ne bitmesi ya? Tamam şaka yaptım, bitmedi. Arkadaşlar Tarık ne kadar şakacı ya. Tarık ne kadar komiksin kardeşim ya. Sen stand-upçı olsana kardeşim. Zaten ben olacağım ama babam izin vermedi. Hadi ya Tarık, öyle mi kardeşim ya? Olacak mıydın yoksa? Sen ama stand-upçı falan olma kardeşim. Senden olsa olsa boş işler müdürü olur. Çok komik. Neyse abi, gözleri yaptık görmüş olduğunuz gibi abi. Gözlerimiz çok benzedi ve süper oldu. Tamamdır Ferit ailesi, görmüş olduğunuz gibi kafa tarafı hazır. Şimdi arkadaşlar üst tarafını yapacağım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar yaptığımız şey bir gökyüzü uçan adası olduğu için abi, üst tarafını da yapalım şöyle. Ben üst tarafını sade bırakacağım arkadaşlar. Şuraya bir tane ağaç çekeceğim. Daha sonra arkadaşlar şuraya bir tane sandık koyacağım. Bir tane yatak koyacağım. Bu kadar yeterli abi. Ondur canım ailem. Gökyüzü adamımız süper oldu. Şimdi gökyüzü adamımızın alt tarafını tasarlamaya başlayabiliriz. Tamamdır canım ailem. Şuna bakın. Bana çok benzedi. Bu mükemmel oldu. Bayağı da güzel oldu abi. Şimdi bunun iç tarafını tasarlayacağız arkadaşlar. Şöyle içine doğru girelim. Bugün arkadaşlar buraya çok güzel tasarımlar yapacağız. Abi ne oluyor? Ne patladı öyle ya? Bu nedir abi? Hayır arkadaşlar, olamaz. Ya bu ne abi? Nasıl oldu bu? Aa kardeşim, patlama sesi geldi. Aa, iyi misin? İyiyim Tarık, iyiyim. Bir saniye abi, bu nasıl patlayabilir ya? Ben TRT koymadım ki buraya. Allah Allah. Bu işin içinde bir şeyler var. Tarık. Efendim ne oldu? Tarık bak, beni trollemiyorsun değil mi kardeşim? Bak şu anda bunu senin yaptığından %100 eminim. Hayır oğlum, ben bir şey yapmadım. Bana hiçbir konuda suç atma. Ne demek istiyorsun? Tarık sen şu anda kardeşim benim gökyüzü adamı patlattın. Beni trolledin. Yo, ne trollemesi? Ben öyle şey yapmam bir kere. Beni haksız yere suçlama. Arkadaşlar kesin Tarık yaptı ya. Şu hale bakın abi. Neyse, burayı daha sonra yapacağım arkadaşlar. Ben içine odaklanacağım. Tarık yüzden arkadaşlar üst tarafı da gitti. Şimdi arkadaşlar burayı gerçekten yapmaya başlayalım abi. Burası ilk kat olacak arkadaşlar. Yani birinci kat. Şu tarafa arkadaşlar yatak koyacağım. Yatağın yanına dolap, saat. Daha sonra arkadaşlar bilgisayar masası. Bilgisayar masasına koltuk, bilgisayar, kasa. Son olarak da arkadaşlar buraya halı koyacağım. Şöyle abi, halı da seninle koyalım. Burası benim arkadaşlar odam olacak. Tada, odam hazır. Şuraya arkadaşlar ilk olarak gardırop koymak istiyorum abi. Kıyafetlerim burada olsun. Neyse Virtu Talesi, şimdi alt kata arkadaşlar bir merdiven yapacağım. Umumdur canım ailem, ikinci kata böyle, yani bir alt kata böyle ineceksiniz. Burası da arkadaşlar bir diğer kat olacak. Nasıl gidiyor bakalım söyle. Tarık ben sana bir şey söylemeyeceğim kardeşim. Sen tam bir trolcüsün. Yo, ben yapmadım ama. Ya Tarık yalan söyleme ya. Neden kendi kendine patlasın yani? Neden patlasın? Sıcaktan olabilir. Ya Tarık saçmalama, ne sıcağı kardeşim ya. Allah Allah, ne sıcağı ya. Arkadaşlar Tarık bende kafa buluyor. Benimle dalga geçiyor ama onun yaptığını biliyorum. Tabii ki de Tarık'tan intikamımı alacak mıyım? Alacağım arkadaşlar. Ama bakın şimdi ona ne yapacağım? İzleyin abi. Evet, TNT fırlatıcımız hazır. İlk önce şu TNT'leri aktive ediyoruz. Daha sonra arkadaşlar en sonunda bu TNT'yi aktive edeceğiz. İzleyin şimdi. Allah, yanlış oldu. Yanlışla arkadaşlar kendim patlatıyordum. O sesler de ne? Tarık bir şey yok kardeşim ya. Doğalgaz patladı. Doğalgaz mı patladı? Oo, anladım. Evet Tarık arkadaşlar, Tarık anlamadı. Çünkü tam bir şapşal. Hemen arkadaşlar tekrar deniyoruz abi. Başarısız oldu. Bu sefer olacak, bu sefer. Oldu arkadaşlar, yolladık. Patladı. Kır abi, kır 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 kır. Tarık tarafına TNT gönderdik arkadaşlar bu TNT fırlatıcısıyla. Şimdi biz hiç yapmamış gibi davranacağız. Ferit! Ne oldu Tarık kardeşim, ne oldu bir anda, ne oldu? Bunu sen yaptın. Yani ya ben yapması kardeşim, ben öyle şeylerle uğraşmam ya. Doğalgaz patlamıştır, bir kontrol et, sıcaklar olmuştur belki. Şuna bak ya, of ya, patladı. Ya Tarık bana aynısını yaparsan ben de sana aynısını yaparım kardeşim. Arkadaşlar Tarık da benim heykelim patlattı, ben de onunkini patlattım. Bunu sana ödeteceğim. Nasıl sinirlendi arkadaşlar, gördünüz mü? Bu arada arkadaşlar ikinci katı yaptım. Üçüncü katı da yaptım arkadaşlar, ama ilk önce bu katı tasarlayacağım. Bu kat tabii ki de arkadaşlar mutfak katı olacak. Ocağımızı koyalım. Şöyle arkadaşlar buzdolabını koyalım. Musluğumuzu koyalım. Oh, bu dur yanlış oldu, neyse. Arkadaşlar şöyle üst dolaplarımızı da koyduk. Mutfağımız hazır. Mutfağa birkaç düzeltme yaptım arkadaşlar. Daha da güzel oldu. Şuraya masa koyuyorum. Masaya da arkadaşlar koltuklar koyuyorum. Bu da yemek masamız olacak. Tamamdır abi. İkinci kat da hazır. Ben
ben bitirmek üzereyim. Tamam Tarık bitir. Ne olacak? Yani bitirebilirsin. İstersen erken bitir. İstersen geç bitir. Beni ne ilgilendirir bu? Paravanı açalım. Hayır ne Tarık ne paravan açması, saçmalama abi. Paravanı falan açmayacağız. Çünkü henüz ben bitirmedim. Belki örümcek kız da bitirmemiştir. Örümcek çocuk da bitirmemiştir. Saygılı ol birazcık. Tamam. Tarık'a bakın arkadaşlar. Ya Tarık çok şapşal değil mi? Tarık yorumlarda yazın. Bu arada bu katı arkadaşlar müzik katı yapacağım. Evet yanlış duymadınız. Burada bir arkadaşlar müzik aletleri olacak. Şuraya bir tane piyano koyalım abi. Of piyanomuz efsane. Şuraya da bir tane bateri seti koyacağım. Oo arkadaşlar bildiğiniz orkestra kuruyoruz. Şöyle de arkadaşlar bir tane org koyacağım arkadaşlar. Tamamdır. Bir tane akustik gitarımız olsun. Bir tane de elektro gitarımız olsun. Tamamdır Ferit ailesi. Müzik yerimiz hazır. Şimdi aşağı kata doğru nasıl bir merdiven koyabiliriz? Merdiveni arkadaşlar bu sefer böyle koyacağım. Böyle tam oradan inecek Ferit ailesi. Tamamdır abi bu katı da tasarladım. En alt kat bu arada arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? Nükleer sığınak olacak burası abi. Hatta ilk başta burayı tasarlayalım. Burası nükleer sığınak olacak arkadaşlar. Nükleer sığınak olacağı için etrafını obsidyenle kapatıyorum. Tamamdır arkadaşlar nükleer sığınağımız hazır. Buradan da arkadaşlar nükleer sığınağımıza bir çıkış yapalım diyecektim de burada arkadaşlar merdiven var. Tamam çıkışımız buradan olsun. Şöyle arkadaşlar güçlendirilmiş merdivenler koyuyoruz abi. Bunlar güçlendirilmiş merdiven. Üzerinde arkadaşlar aşırı güçlendirilmiş tuzak kapısıyla kapatıyoruz. Bakın abi güçlü tuzak kapısı. Burası arkadaşlar gizli nükleer sığınak. Buraya arkadaşlar bir sürü böyle yemek koyacağım abi. Erzak koyacağım. Daha sonra arkadaşlar silah kutusu koyacağım abi. Böyle herhangi bir zombi kıyametine karşı buradaki silahları kullanabiliriz. En iyi gökyüzü adası benimki oldu. Göreceksin. Ya Tarık boş boş konuşmayı kes kardeşim. Sen bir boş işler müdürüsün. Ayrıca yapı kapışmalarında çok kötüsün. Benden kopya çekmek dışında başka bir yaptığım bir şey yok kardeşim. O yüzden çeneni kapat. Sen öyle zannet. Neyse arkadaşlar bu kata garaj yapacağım Ferit ailesi. Bildiğiniz arkadaşlar burası nükleer sığınan direkt üstünde bir garaj olacak. Hemen garajımızdaki ilk arabayı arkadaşlar doğralım. Bakın arkadaşlar ilk arabamız. Bu arabanın yanına da arkadaşlar şöyle helalinden güzelinden de bir motosiklet koyalım. Of motosiklete bakın. Bu garajı arkadaşlar bir tane benzin pompası. Tamirat yeri arkadaşlar burası. Bakın tamirat yeri de koydum. Duvarı da arkadaşlar bu tamirat şeylerini asacağım. Tamamdır abi şuraya da arkadaşlar asalım. Evet garajımız hazır. O tavuk sesleri de nereden geliyor? Aa bu tavukların sesleri nereden geliyor? Allah Allah. Bu tavuklar nereden geldi? Onlar tavuklara bakın. Arkadaşlar. Aa bu tavuklar da ne? Aman Allah'ım bu ne oğlum? Arkadaşlar bu tavuklar nereden geldi? Tavukları nasıl temizleyeceğim ben şimdi? Tarık. Efendim. Tarık bak. Bak kardeşim bu seni son uyarım. Bu yaptığın şey hiç komik değil bir kere tamam mı? Tavuklara yazık. Yo ben bir şey yapmadım ki. Aynen kesin yapmadın kardeşim ya. Sen o da benim külahımı anlat oğlum ya. Şu yaptığın şey çok ayıp ya. Arkadaşlar ya böyle troll mü olur ya? Ayıp gerçekten de. Çok ayıp arkadaşlar. Ben bu tavukları nasıl temizlemekle uğraşacağım şimdi? A few moments later. Bayağı zor oldu arkadaşlar. Ya Tarık ya bu gerçekten yaptığın arkadaşlığa sığmaz bir hareket. Neyse ben sana bunun hesabını soracağım. Allah Allah hala bana hesap soracağım diyor ya. Ben bir şey yapmadım ki hesap sorasın. Aynen Tarık bu tavuklar da kendi kendine geldi sanki ya. Beni kandırıyor. Neyse arkadaşlar burada bacak kısmını ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Buralara kapalı havuz yapacağım. Burası arkadaşlar kapalı havuz olacak. Bakın abi havuzumuz hazır. Peki bu kapalı havuza nasıl giriyoruz arkadaşlar? Güzel soru sordunuz abi. Hemen arkadaşlar şuraya gizli bir kapı yapacağım. Bakın arkadaşlar gizli kapı dışarıdan böyle gözüküyor ama böyle açabiliyorsunuz. Buradan böyle arkadaşlar havuza iniyorsunuz. Bakın kapalı havuz. Havuza da şöyle merdiven koyalım arkadaşlar. Tamamdır Ferit ailesi. Diğer bacağı da Ferit ailesi bildiğiniz banka yapacağım. Evet yanlış duymadınız. Bildiğiniz banka yapacağım arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağım? İzleyin abi. Böyle etrafı obsidyenle kapatacağım. Çünkü burası arkadaşlar banka olacağı için gizli olmalı, güvenli olmalı ve hırsızlığa karşı arkadaşlar en önemlisi korunaklı olmalı. O yüzden arkadaşlar şöyle obsidyen kapatıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Artık paralarımızı, altınlarımızı ve değerli eşyalarımızı arkadaşlar koyabiliriz. Şöyle koyalım arkadaşlar. Bu arada Tarık'ın burayı bilmemesi lazım arkadaşlar. Burası çok gizli bir yer olacak. Ona göre. Sakın siz de arkadaşlar benim paralarımın böyle gizli hazinemin bacağımda sakladığımı da yazmayın arkadaşlar. Tarık görür ve hazinemi çalar. Neyse şimdi arkadaşlar buranın üzerine de son bir kez gizli tuzak kapısı koyacağız arkadaşlar. Burayı arkadaşlar kimse bulamaz. Bakın çok gizli. Ne dedin anlamadım. Bana mı seslendin? Yo
kendi kendime konuşuyordum Tarıkçım. Ha, anladım. Ben de bana seslendi zannettim. Arkadaşlar duydunuz mu? Tarık az kalsın gizli yerimizi öğreniyordu. Neyse arkadaşlar, şimdi ben buraya son bir kez böyle şu ağaçtan koyacağım arkadaşlar. Şu ağaç bayağı büyük, görmüş olduğunuz gibi. Burada şöyle rastgele bir şeyler koyayım. Zaten Tarık patlattı arkadaşlar. Buraya hiç zevkim kalmadı. O yüzden buraya rastgele şeyler koyacağım. Tamamdır, böyle güzel abi. Böyle sandık koyalım. Tamam, süper oldu Ferit ailesi. Bakın gökyüzü adamız bitti neredeyse. Oha, paravanlar kalktı. Tarık'ine bakın arkadaşlar. Tarık bu ne Allah aşkına? Ya işte zevkinden daha iyi. Bak, balkon yaptım ben. Ya Tarık saçmalama. Örümcek kız sen ne yapmışsın böyle? Oo, camlar güzel olmuş. Örümcek çocuğa bakın arkadaşlar. Şu yaptığı şeye bakın. Her neyse canım ailem, bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Hangimizin gökyüzü adası daha iyi olmuş? Yorumlarda yazın Ferit ailesi. Sizleri çok ama çok seviyorum. Sağda solda giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda giden çıkan videoya lütfen tıklayın, unutmayın Ferit ailesi. Sizleri çok sevdiğimi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay canım ailem. Görüşürüz.